Kurumsallar diyor burada. Ethereum ve bu dördünü satıyor. 5 kriptodansa alıyor. Şimdi buraya bir bakacağız. Bu noktada geçtiğimiz hafta içerisinde kurumsal yatırımcıların neler yaptığını tabii göz atmaya çalışacağız. Burada Bitcoin tarafındaki girişlerden tutun, Ether'deki çıkış vesaire de bunlardan bahsedeceğiz. Abone olalım, videoyu beğenelim. Tabii bunlar da çok önemli şeylerdir. İzleyen herkes hem beğenir hem de abone olursa oldukça memnun olurum diye altını çizeyim. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Kurumsal yatırımcıların faaliyetleri biliyorsunuz ki önemli. Kurumsal yatırımcıların alım gerçekleştirdiği kripto para birimlerinde ciddi bir kalite ibaresi söz konusu olacaktır. Bunu da ifade etmek lazım. Tabii burada kalite ibaresinden kasıt ne? Yani orta uzun vadeli bir sürdürülebilirlik olacaktır aslında ortada. Durum bu. Mesela meme coinlerin maalesef rankları yüksek olmasına rağmen genelde kurumsal yatırımcı hemen hemen hiç tercih etmemektedir. Bazı istisnai durum, bölge, coğrafyalardaki hususlar dışında o kadar yani. Ama dediğim gibi genel olarak çok fazla tercih söz konusu olmuyor meme coinlerde. ABD'de Dogecoin'inki fena değil ama yine orada bile rankına göre düşük yani. Durum bu şekilde. Kurumsal yatırımcıların talep ettiği varlıkların bu sürekli bahsettiğimiz ETF'inin çıkma ihtimali yüksekken ETF'i çıkan varlıkların da kurumsal talebinin uçacağı biliniyor. Böyle bir kısır döngü yani. Piyasadaki tekellik ve rekabet ortamı da buna rağmen gerçekleşiyor tabii ki. Daha önce de söyledik. Borsalar yani Binance'dır, Coinbase'dir bunlar işlem gerçekleştiren ve yüksek faaliyeti olan varlıkları listeliyor. Yani zaten bu varlıklar burada listelendiği zaman bunu da yapabiliyor. Yani bu kısır döngüden de bir şekilde çıkılmıyor. Daha önce ifade etmiştik ya. Bu sezon çok bayağı bir tekel dönecek diye. İlla ki yeni kripto paralar çıkar. Düşükten yükselen çok varlık olur muhakkak. Ama geçtiğimiz süreçlere kıyasla ne kadar olur bir oransal olarak soru işareti. İkincisi geçtiğimiz süreçlere göre çok daha fazla kripto para var iken ve olacak iken mesela geçen boğa sezonlarına göre yine de oransal olarak paranın büyük varlıklarda toplanma yüzdeleri çok daha fazla olma ihtimali yüksektir. Bunda yine altını çizmiş ve bu durumu da ifade etmiş olalım. Tamam. Mevzu bu yani. Kripto para piyasası son zamanlarda kurumsal yatırımcılardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor. 29 Mart tarihiyle sona eren haftada kripto para yatırım ürünlerinde diyor 862 milyon dolarlık giriş gerçekleşti. 862 milyon dolarlık giriş gerçekleşti demek ayağımız alışıyor demek. En yüklü girişler Bitcoin çeşitli altcoin'lerdeydi. Ya özellikle şu anda ETF geldikten sonra Bitcoin Spot ETF başvurusu onaylandıktan ve işlem gördükten sonra alayını toplayıp girişleri 100 ile çarpsan genelde anca Bitcoin'e falan denk geliyor veya gelmiyor. Şu anda Bitcoin yatırımları düşük ama ya daha doğrusu Bitcoin yatırımları düşük derken oransal olarak düşük değil tabii ki önceki haftalara kıyasla kendiyle rekabette düşük kalıyor. Giriş var, az giriş var. Normalde milyar dolarlar çatır çatır girer idi. Tek başına ABD'de CoinShares açıkladı. Yatırımcılar Ethereum'e birkaç altcoin'i satıyor şekli. Ya bunlar hani çok böyle çıkış bile değil. Yani tamamen dediğim gibi ayak alışıyor. Mesela 2023 yılında Bitcoin alımları Ether'in 3 katıydı. Ama ikisininkini de düşük. Yani ikisi de aslında var gibi de yok gibi de böyle de bir durum söz konusu oluyor. Ether ve birkaç altcoin'i satıyor diye ifade ettik. 862 milyon dolarlık girişli yüksek bir seviyeye ulaşıldı diyor. Bu yatırımların büyük çoğunluğu Bitcoin'e yoğunlaşırken Ethereum'dan çıkışlar dikkat çekti. Dediğim gibi yani şimdi girilir sonra çıkılır. Avustralya'dan 14,1 milyon dolarlık giriş. Brezilya'dan 63 milyon dolarlık giriş. Ripple bunların ikisinde de iki tarafta da likidite merkezi kurdu.
Avrupa'da 15,6 milyon dolarlık çıkış, Kanada'da 7,3 milyon dolarlık çıkış, ABD'de neredeyse 9 milyon dolarlık bir giriş var. Bitcoin'e 865 milyon dolarlık giriş var. Kurumsal yatırımcılar zaman içerisinde BTC üzerindeki faaliyetlerini artıracak. Yani şu an özellikle mesela meme coinlere baktığınız zaman meme coinlerin acemi yatırımcı, kurumsal yatırımcı oranı çok yüksek. Yani daha doğrusu spekülatör oranı çok daha yüksek. Ya şey, kıyasla. Bitcoin'inki de öyle yoksa. Spekülatör mü daha fazla, kurumsal yatırımcı mı daha fazla? E tabii ki de bireysel yatırımcı çok daha fazla olacaktır. O yüzden buna da dikkat etmek gerekiyor. Ama zamanla Bitcoin ve diğer majör varlıklar bunu artırabilme kapasitesi çok 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 yüksektir. Bunu da ifade etmiş olalım. Short Bitcoin'den çıkış var. Yine güzel girişler olmuş. Daha girişler derken hiç değilse shortlanmıyor. Ethereum'dan belli bir çıkış var. 24 Mayıs tarihinde Ether Spot ETF başvurusunun onaylanmasını tabii bekliyoruz. Bu şartlar altında Ether'de korkunç, bak bak, korkunç girişler yaşanacaktır. Solda 6,1 milyon dolarlık giriş Ether'den sonraki ilk iki adaydan bir tanesi. Yani sol mu XRP'den önce ETF başvurusu yapılır, XRP mi soldan önce yapılır? Gerçekten de bilmiyorum. Fakat XRP'nin daha önce yapılacağını düşünüyorum. ETF'leri muhtemelen bu ikisinin başvurusu 2025'te yapılacak olup onayın da 2025'te geleceğini düşünüyorum. Mesela BNB'nin kurumsal yatırımı düşüktür. Yani açıkçası tabiri caizse kalıbının adamı değil bu noktada. Onu da ifade etmek lazım. BNB şurada şeyde dursa da, yani şu noktada siz BNB'yi çok açık bir şekilde görebiliyor olsanız da kendinden çok daha düşük varlıklarda çok daha yüksek bir kurumsal yatırım var. ADA ve DOT, ADA, DOT, AVAX bunlarda da fena değil. Son zamanlarda DOT özellikle açık ara yükselen bir yıldız kurumsal yatırımcılar arasında. Bunlara da dikkat etmek gerekecektir. Bunlar da aynı şekilde yine XRP ve soldan sonraki partinin içindeki bu ETF'e çıkacak kripto para adaylarıdır. Bu durumunda altını çizmiş olalım. Ya durumlar bu şekilde. Burada başka şey var mı altcoin'ler? Soldan bahsediyor ama sözlü olarak ifade etmiş. Evet, durumlar bu şekilde yani. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.